Aram Sabah, Aram Sabah, Aram Sabah. Evet arkadaşlar, az önceki videoda da gördüğünüz gibi böyle işte inekler serbest dolaşıyorlar. Hindistan'ın en belirgin özelliklerinden biri bu. Ve bu her inek grubunun 4-5 tane ineğin bir tane de danası oluyor. Ve o danalar genelde insanlardan, zaten inekler de korkmuyor, danalar da korkmuyor. Ve o danalar gruba herhangi bir saldırı olduğu zaman grubu koruyorlar. İşte böyle. Gördüğünüz gibi arabalar ne kadar lüks ama ineklere karşı gayet saygılılar. Yolunu değiştirmesi gereken inekler değil, arabalar. Aslında sadece ineklere karşı değil, bütün hayvanlara karşı Hindistan'da ciddi bir saygı ve sevgi var. Yani değer veriyorlar, besliyorlar. Evet, inekler böyle bazen tezgahtan elma veya muz da çalabiliyorlar, gördüğünüz gibi. İşte böyle elle besliyorlar arkadaşlar. Bu hayvanlar genelde yiyecek bulmada sıkıntı çekmiyorlar. Sadece su bulma biraz problem. Ama onu da çözüyor Hintliler. Gördüğünüz gibi karşıda inek içti. İnek suyu içti. Buraya böyle su koymuşlar. Görüyorsunuz. Evet, en önemlisi su bulma problemi. Sularında içtikleri zaman gayet rahat ediyorlar. Bu ineği seveceğim ama pek güvenemiyorum. Aynı hareket ediyor. Çok kendilerine özgüvenleri var. Yani insanlardan hiç şey yapmıyorlar. Burada da bir tapınak var bu arada. Görüyorsunuz. Ağaç tapınağın içine giriyor yukarıdan aşağıya. Küçük bir tapınak. Tanrı motifleri var duvarlarında. İnekler de onun etrafında. Hindistan böyle arkadaşlar. Bunlar da Hindistan'ın kutsal inekleri. Biliyorsunuz, daha önce de bahsetmiştim. İnekler Hinduizm'de kutsal hayvanlardan biri arkadaşlar. İnek diğer hayvanlara göre daha da kutsal. Çünkü Tanrı'nın ineğin şekline geçtiğine dair rivayetler var. Kutsal kitaplarında da belirtiliyor. Onun için ineğin apayrı bir önemi var Hinduizm'de. İneklerin sadece eti yenilmiyor. Onun haricinde
sütünden, işte süt ürünlerinden istifade ediliyor. Hatta bazı yerlerde inekleri yük taşıma için de kullanıyorlar. Ama herhangi bir şekilde zarar vermiyorlar. Yani kesmiyorlar bu hayvanları. Tabii ki inek Hinduizm'de çok kutsal bir hayvan olunca onun korunması ile ilgili önemli tedbirler de alıyorlar arkadaşlar. Ve bu zamanla şiddete de dönüşüyor maalesef. Ama Mahatma Gandhi'nin, yani modern Hindistan'ın kurucusu olan Mahatma Gandhi'nin bu konuda çok güzel fikirleri var. Bunun barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiğine dair. Calf protection deniliyor, ineklerin korunması. Bu çok önemli Hindistan'da ve Hinduizm'de. Ama Gandhi bu durumu şöyle ifade ediyor. İnekler ne kadar kutsal olursa olsun diyor, biz bunun kutsallığını anlatmak zorundayız diyor. Hindular olarak Müslümanlara veya inekleri işte kesenlere karşı biz bunun kutsallığını anlatmak zorundayız diyor. Anlatmalıyız diyor. Hatta ifadenin bir yerinde şöyle diyor. Gerekirse diyor, beni kes ama ineği kesme dememiz lazım diyor. Ama hiçbir zaman burası çok önemli. İneklere zarar verdiği için, yani ineği kestiği için bir Müslümana karşı asla saldırgan bir tutum izlememeliyiz diyor. Yani bu çok önemli bir felsefe, çok barışçıl bir felsefe. Biraz da benim konum olduğu için bundan bahsediyorum. Asla bir Müslümanla bunun için çatışamayız diyor yani. Biz elimizden geleni yaparız. Tanrı da bize sorduğu zaman, işte neden ineği koruyamadın? İşte Tanrım, ben elimden geleni yaptım, en azından onu korumak için anlattım. İneğin kutsal olduğunu anlattım. Neden kesilmemesi gerektiğini anlattım. Önemini vurguladım. Ama asla bunun için bir Müslümanla veya başka bir işte din mensubuyla, Hristiyan da olabilir. Sonuçta onlar da yiyorlar, kesiyorlar bu hayvanı. Asla çatışamayız diyor. Bizim dinimiz bunu kabul etmez diyor. Hinduizm kabul etmez. Ama günümüzdeki uygulamalara baktığımız zaman tabii ki böyle değil. İşte bir yerden bir yere şey yaparken, mesela inek taşırken, hayvan taşırken, bu büyükbaşlardan böyle taşkınlık yapan insanlar onu indirebiliyorlar, o adamı indirebiliyorlar, o adama zarar verebiliyorlar, linç edebiliyorlar. Bunlar yaşanıyor maalesef Hindistan'da. Bunlar kesinlikle Mahatma Gandhi'nin onaylamadığı durumlar. Bir inek için asla bir insana zarar veremeyiz diyor. Bu önemli bir felsefe arkadaşlar. Ve barışçıl bir felsefe.